karşındaki değerli izleyicilerim bazen elimdeki kartı ayna zannediyorum. Şöyle bakıyorum kendime. Estetik ve plastik cerrah uzmanı değerli hocam doçent doktor Hayati Akbaş yanımda. Hocamla yine çok güzel bir sohbet olacak. Evet. İlk evet. önce hocam maşallah saçların ne kadar senin böyle gür. Evet, evet. Olmayan ne yapsın? Olmayan. Olmayanlar ne yapsın hocam? Bence oradan başla. Yazık bak. Bak Ahmet Özden hocama bak. Bak günah. Bak Sait abime bak. Sait hocama bak. Evet şimdi hakikaten evet. saç Seda Hanım çok önemli bir konu. Erkeklerin aşağı yukarı tabii yaş durumuna göre belki oran değişir ama %50'sinde bu durum mevcut. Yani kellik durumu, saç dökülmesi durumu. Ben aslında şöyle baktım orkestraya. %50'yi göremedim. Siz şanslısınız. Siz de o rakam evet, ben daha özellikle gür saçlı seçiyorum evet, ama Ahmet Özden'le Sait Hocam'dan vazgeçemediğim için. Yani ama, ne yapayım diyor. Bunlar da olsun arada diyorum. Hakikaten... Saç konusu evet. çok çok önemli. Biz erkeklerin ne yapalım, ne yapsınlar? En ciddi sorunu, estetik sorunu saç yokluğu veya kellik. Saç ektireyim mi ben bunlara? Ektirilebilir tabii, neden olmasın? Neden birden olmasın? Birden Sait Hoca'nın saçı birden böyle. Mesela olur mu? Eğer arka tarafta, başın var, arka var. Tarafında saç varsa arkanı, kesinlikle olur. Bak. Aa olur, çok da güzel olur. Olur Allah, tabii ki, tabii ki. Hocama tabii bak ki, şimdi. Tabii ki. Yani ne olur? En azından bakın o kel imajı, insanın kel imajı gider. Çünkü biz insana baktığımız zaman Seda Hanım ne yapıyoruz? İnsanın yüzünü bir bütün olarak görüyoruz. Yani evet. saçıyla, kaşıyla, dudağıyla, burnuyla da bütün olarak görüyoruz. Doğru. Bunların hepsi mükemmel olsa, saç olmasa büyük bir eksiklik olarak ne yazık ki algılanıyor ve %1 eksiklik yaratıyor. Güzellikte bir defekt yaratıyor. O yüzden saç biz erkeklerde en önemli aksesuar, estetik organ diye söylüyoruz. Nasıl yapılıyor ve saç ekimi hocam? Saç ekimi de en sık yapılan estetik uygulama erkeklerde nasıl yapılıyor? Tabii teknik anlamda şöyle ifade edeyim kısaca. İşin özü şu. Başın yani arka kısmında tabii. Mesela başın arka kısmında var olan saçları kökleriyle beraber özel bir takım enstrümanlarla alarak eksik olan, boş olan yere transfer etme işlemidir saç ekiminin özü. Helal olsun. Esası budur. Tabii kullanılan teknikler, enstrümanlar, onların çapları, onların şekilleri mutlaka ki değişiklik gösterebilir ama işin özü budur. İşte fıya yöntemi diye hep bilinir, anlatılır. Bir de işte fut yöntemi var denilir. İki kaba teknik, kabaca söylemek gerekirse bir tanesinde cerrahi bir işlem. Başın arka kısmından şerit alınarak yapılan bir işlem. Bu daha çok önceleri daha çok yapılıyordu. Şimdi biraz daha az yapılıyor ancak çok özel koşullarda. Yani bir insan saçının kesilmesini istemiyorsa kimse aslında. Yani o zaman mecburen oradan şerit alınarak yapmak tabii ki yine geçerli bir yöntem. Ama işin özünde saçları kısaltarak bir numaraya vurarak tek 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 özel mikromotorlarla o saçların alınıp önde eksik olan yerlere doldurması. Aslında bakın, kolay. İşlem kolay. İşlem şimdi daha kolaylaştı. Evet. Eskiden biraz daha zordu. Ben örneği vereyim mesela 17 yıl önce. Biraz bunları anlat. Bakın Türkiye'de saç ekimini yapan ilk kliniklerden birisiyiz. İlklerden birisiyiz. 93 evet, yılında düşünün. Hayati Akbaş hocamı lütfen dikkatle dinleyin. 93-94 doğru söylüyor. Yılında. Türkiye'de saç ekiminde bu işlemi başlatan ilk kliniklerden biri olarak konuşuyor. Evet. Dinleyiniz. Yani aşağı yukarı 20 yıllık bir deneyim demektir bu. Şimdi biz o ilk yaptığımız şeyi hiç unutmuyorum. Bir doktor arkadaşımıza kendi isteğiyle gönül adı biz ilk defa yapacağız. Düşünün kongrelerden, toplantılardan, yurt dışından, kitaplardan donanımımızı almışız ama ilk defa yapacağız 20 yıl önce. Arkadaş gönüllü oldu. O zaman düşünün 7 saatlik bir operasyonu biz sadece 300-270 tane greft yani 270 adet koyabilmiştik. Her birinin 3-5 saç olduğunu düşünün. Bugün nereye geldik? Şimdi... Bakın bugün binler rakamından bahsediyoruz artık. Ya. 2000'ler, 3000'ler, 4000'lerden bahsediyoruz. Muazzam rakamlardan bahsediyoruz. Tabii sonuçlar çok daha doğal. Bakıldığı zaman önceleri insanın saç ektirdiği anlaşılıyordu ama bugün günümüzde çok profesyoneller dışında. Bazen ben bile ekim yaptığımız hastanın saçın ekim olduğunu bir 3-5 sene sonra karşılaştığımızda unutuyorsun, anlamakta değil mi? Zorluk çekebiliyorum. Ya. O yüzden saç ekimi gerçekten çok doğal, çok natürel. Bunun şöyle bir önemi var. Şimdi erkekler saçsızlığı ve kelliği kafalarına çok takıyorlar. Bunu bir kere bir gerçek bir tespit olarak altını çizelim. Ne kadar desek denilse ki önemsemiyorum, takmıyorum, etmiyorum denilse de ciddi bir estetik kusur olarak algılanıyor. Yani bir insan dişinin olmadığını düşünün. Düşünün ön dişlerimizin iki tanesi, üç tanesi düştüğünü düşünün. Ya, ne kadar ben takmıyorum dense de takılıyor. O gerçekten o insan için çok büyük bir doku kaybı, saç kaybı, diş kaybı birbiriyle çok paraleldir.
gerçekten biraz paralellik kurulsun diye dramatize diyeyim diye düşünürdüm. Bu düşündüm. Erkekler saçının dökülmesini kafasına niye bu kadar takar diye ama evet, öyle güzel evet, bir örnek verdin öyle ki bir örnek Hayati vardır. Hocam. Hatta çok ilginçtir bazıları bunu mesela kaza geçirmiş, bacağını kaybetmiş. Bana daha sonra diyor ki hocam bacağımı kaybettiğimdeki üzüntümle saçımı kaybettiğimdeki üzüntümü kıyaslıyorum. Bu daha fazla diyen olgunlar abartılı reaksiyon. Bunu normal olarak da görmüyorum, bunu normal olarak anlatmıyorum ama böyleleri de olduğunu bilmekte fayda var. Ama şu bir gerçek, altını çiziyorum. Bir erkeğin saçının olmaması, saçlarının dökük olması, kel olması çok ciddi bir estetik kusur olarak toplumda algılanıyor. Ve kişinin psikolojisi üzerine, özgüven duygusu üzerine, kendisi üzerine ciddi bir rahatsızlık kaynağı oluyor. Tabii bu ekimin yapılması bir tedavi şekli. Yani bir insan düşünün bunun ızdırabını yaşıyor değil mi? Bunun sıkıntısını yaşıyor. Evet. Resim çektirmek istemiyor veya günlük işlerinde onun eksikliğini, iş müracaatlarında bunun sıkıntısını yaşıyor. Bakın çok ilginç, ben bazen dikkatimi çekiyor evlilik programlarında. Kadın şunu söylüyor çok ilginç. Şu olsun, bu olsun, bu olsun, işte saçı olsun. İlginç bir şey değil mi bu? Yani evet, çok saçma ilginç bir şey belki ama çok saçma bir şey. Aslında. Altında çiziyorum bakın. Evet. Normal olduğunu söylemek için söylemiyorum. Ama ne yazık ki böyle bir olguda, böyle bir algıda var. Maalesef şu da bir gerçek ki saç insanı olduğundan birkaç yaş daha genç gösteriyor. Doğru, daha genç. Şimdi mesela düşünün, bazen gelir gençler 22-23 yaşında şapkayla. Şimdi şaşırıyorsun, kafada şapka var, genç çocuk. E neden şapka? İşte kaldırıyor, saçı yok. Hocam diyor, bana dayı diyorlar. Aa, sokakta canım. Amca diyorlar. İnanılmaz bir sıkıntısını yaşıyorum. Ama bu nedir? Sonuçta tedavisi olmayan bir durum değil aslında. Değil, eğer evet. Kişinin kendi başının arkasında yetecek kadar o durumu kamufle edecek kadar bir saç miktarı varsa rahatlıkla yapılan bir uygulamayla biz bunu ne yapıyoruz? Tekrar o eski imajına yakın, evet, özellikle fotoğraflarda daha fotojenik, kendine olan özgüvenini yeniden kazanmış ve kel imajından kurtulmuş bir hale getirebiliyoruz. Bugünün gelinen noktada, yani tıbbın geldiği noktada, bu konudaki deneyimlerin geldiği noktada artık bunu rahatlıkla yapabiliyoruz tabii. Peki sevgili hocam, Hayati hocam, şunu da merak ediyorum ben. Saç dökülmesi ve kellik niye olur? Bu çok önemli bir soru. Mesela niye o Ahmet'te olmaz da Mehmet'te olur? Ha, niye bu kadar arkadaşımızda çoğunda yoktu, bazılarında var. Şimdi mesela bunun, Şükrü'nün saçı var. En önemli sebebi... Yani Sait hocamın kardeşinin... Saçı var. Saçı var. Senin niye yoksa? Ekilere ne oldu? İşte bu... Seninkilere ne oldu? Şöyle evet, söyleniyor Seda Hanım. Şimdi bakın bunun doğrusu şu... Deniyor ki işte üzüntüdür, strestir, kitap okumaktır, çalışmaktır. Yani bunlar çok 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 tali şeyler. Sen çok daha bakın, derinsin ana ondan. Şey, ana faktör genetiktir. Mutlaka dayı tarafından ya da baba tarafından, anne tarafından ya da baba tarafından gelirse... Derin adam, derin. O gen mutlaka taşınıyordur. Kellik geni denilen bir gen. Yani saçlarımızın var olmasını sağlayan, şeklini, rengini, kıvırcıklığını, düzlüğünü sağlayan genlerimiz var. Onları sağlayan genlerde mutlaka bir eksiklik olduğu için... Bu kellik durumu ortaya çıkıyor. Ama deniyor ki stresten, okumaktan, demin onu diyorum, o dökülür. Hayır, eğer okumaktan, çok okumaktan dökülür, benim hiç saçımın olmaması lazım değil mi? Yani düşünün ben evet, kendimi bildim bileli okuyorum. Senden maşallah. Ben seksiyon... Zor yatırıyoruz onları. Evet, evet. Zor yatırıyoruz bak. Zor, ya... zor yatırdık programa girerken. Hakikaten zor yatırdık. Evet Hayati hocam. O da güzel, o da güzel. Eğer okumakla ya da olsaydı... derinlikle olsaydı diyor, mutlaka genetik faktör var. Eğer okumak ya da derinlikle olsaydı benim saçlarımın dökülmesi lazımdı diyor. Stres de aynı şekilde. Eğer stres de olsaydı bakın benim yaşadığım stresi düşünün, yüzlerce, on binlerce ameliyat yapacaksınız. On binlerce insanın sorunu çözmeye çalışacaksınız. On binlerce problemlerle karşılaşacaksınız ve çözeceksiniz veya çözmeye çalışacaksınız. Bunlar az stres değil ama demek ki stres faktörü ve diğer faktörler ancak tali faktör olabilir. Ana faktör genetiktir. Bunu bilmekte fayda var. Ve bu yüzden ekstra bir strese girmeye gerek yok. Bir de şöyle bir yola insanlar başvuruyor. Hakikaten erkeklerin en büyük zaafı saçsızlıktır. En büyük zaafı. Evet. Estetik anlamda en büyük zaaf odur. Çok doğru. Ve bu zaaf... o da güzel bak. Çok güzel. Bakın. Bakar çok mısın? Çok güzel. Ayşe bunu çekmelisin. Bakar mısın? Hava bakayım nasıl değiştirdi. Oldu? Havayı nasıl değiştirdi? Bakın. Ay canım hocam gerçekten benim. Korman olur. Bana bak. Bir şey ne oldu biliyor musun? Rakçı evet gibi oldun ha. Rakçılar gibi olmadı mı? Ama, Tolga. Ama gerçekten bakın şurada. Rakçılar gibi oldu valla. İkimiz yan yana sahnede düşünsene. Kurban olurum. Yani 5-10 yaş nereden baksanız hakikaten bir anda şu mevcut doğru olmayan, doğal olmayan saç bile insanı değiştirebiliyor.
Boş erkek, erkek onu söylüyordum. Erkeklerin en büyük zaafı gerçekten estetik anlamda bunu söylüyorum. Yani saçların da hocamın saçları gibi oldu. Gibi oldu evet. Peki sevgili hocam, saç ekiminin dışında kelliğin tedavisi mümkün mü? Bu çok önemli bir soru Seda Hanım. Çünkü gerçekten çok kullanılıyor. Ben radyo programlarında izliyorum. O da güzel oldu. O da güzel vallahi oldu. Güzel oldum. Ben beğendim. Beğendim. Ama şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Bunun altını çizmek istiyorum. Hayati hocamın ekeceği saçla şu görüntünün alakası yok. Bir kere daha natürel, daha teninize uygun. Tabii kesinlikle. Hayati kesinlikle, hocam kesinlikle. Yani bu işi Türkiye'de ilk yapanlardan biridir. Teşekkür ederim. Ve bravo. İkiniz de daha teninizin rengine uygun. Bu tabii biz... Evet ama bir imaj, bir algılama diye. Anlamında güzel de bir ama espri gene de, oldu. Bana bak güzel sana de. Daha çok yakıştı. Ben bu cumartesi Kıbrıs'ta böyle istiyorum seni. Lütfen, lütfen. Evet. Tabii mesela şunu araştırıyor insanlar. Hani çözüm zaafı olduğu için bu zaaf bir şekilde birileri tarafından da çok iyi tespit ediliyor ve kullanılıyor. Falanca şampuanla saçsızlığa son. Filanca tedavi yöntemiyle kelliğe şey. Son. Filanca yöntemi son. Bakın böyle bir şey dünyada yok. Bugün dünyada binlerce bu tip piyasada satılan ürünler var. Etkisi çok sınırlı bir sayıda. %1'in altında bile değil. Ancak bunlardan birkaç tanesi işte saydığımız bazı spreyler, çok özel bir takım ilaçlar, FDA onayı olan. Bunlar ancak destek olsun, bir miktar yardımcı olsun amaçlı kullanılabilir. İşte nedir? PRP tedavisi denir, kök hücre tedavisi denir. Bunlar evet. Ancak çok destek, minimal bir destek olabilir. Çok anlamlı bir katkı sağlamaz. O yüzden kelliğin tedavisindeki ana altı çizilmesi gereken temel tedavi yöntemi saç nakli ve saç ekimidir. Saç ekimi ikisi aynı şeydir. Bu yüzden korkmak da doğru değil. Hani bazı insanlar bunun sorununu yaşıyorlar. Hakikaten derin üzüntüsünü yaşıyorlar. Ama çok mu zordur, ulaşılmaz mıdır gibi kaygılar da yaşıyorlar. Öyle de değil. Bugün Türkiye'de en çok yapılan estetik uygulama erkeklerde saç nakli. Her gün, bakın her gün yüzlerce, binlerce insan saç nakli için sadece ülkemizden değil. Bakın Türkiye'nin etrafındaki ülkelerden, diğer yabancı ülkelerden insanlar Türkiye'ye geliyorlar. Bir de şöyle bir avantaj var. Türkiye gerçekten estetikte öyle ama saç ekimi, estetiğin uygulama saç ekimi konusunda bu bölgenin de bir merkez haline geldi. Sağlık turizminde artık saç ekimi bir motor fonksiyonu görüyor. İnsanlar turistik seyahat yapar gibi atlıyor uçağa geliyor. Yaptırıyorlar. Biz onlara diyelim ki havalandan karşılıyoruz. Bizim uygulamamız da böyle. Türkiye'de uygulama diğer arkadaşlarımız uygulamalar da böyle. Havalandan alınıyorlar. Otele yerleştiriyorlar. Uygulamaları bir gün yapılıyor. Ertesi gün uçağa bindirilip bir gün 24 saat sonra uçağa bindirilip tekrar ülkelerine gönderiliyorlar. Böyle bir uygulama pratikliği evet, de var. Yurt dışından çok hastalarım var senin. Çok hasta. Yurt dışından çok. Bizim zaten benim kendi kliniklerimdeki hastalarımızın önemli bir kısmı tabii ki yurt dışından ülkemize gelen veya benim yurt dışında kliniklerim var. Orada ameliyatlarımızı yapıyoruz. Hocam. Dolayısıyla en çok tercih edilenlerden bir tanesi. Benim önerim şu. Eğer bir erkek gerçekten saçsızlık sorunu ve onun yarattığı psikolojik eksikliği hissediyor ise bunun tek çözümü vardır. O da saç ekimidir. Saç nakdir. Teknik teferruatlar, teknik detaylar, televizyonda anlatmanın çok fazla bir mantığı yok. Çünkü hastayla doktor arasında mutlaka özel olan, mutlaka ona ait olan, ona özel olan bir takım teknik detaylar da olabilir. Bence de. Bunlar mutlaka doktorla arasında konuşulur, mutlaka kararlaştırılır ama ana esas saç naklinin yapılabildiği, ve yapılan saç naklinin de doğal olduğu artık eski yöntemlerle kıyaslandığında bir de sen şey de yapıyorsun onu da ben onun da müjdesini vereyim göz kıllarından bile alıp her yerden de yapılabilir tabii ki evet. Tabii ki diyelim hiç saçı yok veya ekilecek saç yok hocam onu da yapıyor diğer kısımlarından da diyelim alınarak ki hiç yok nakil yapılabiliyor göğüs tabii. Kıllarından yok, yani tabii. Vücudun diğer bölgelerinden sadece göğüs değil vücudun diğer kısımlarından da gerekirse alınarak yapılabilir ama ana kaynak daima insanların başındaki %90'ında yani kellik sorunu yaşayan erkekler %90-95'inde kendi malzemeleri vardır zaten ikim için. Doğru. Bir kısmında %300-5'lik gibi bir kısımda hakikaten kendilerinde o malzeme olmadığı için vücudun başka bölgelerine yönelir. Şöyle bir algı da var. Acaba arkadaşını getiren var. Patronun bir tanesi işçisini getirmiş. Vermiş maaşını, 2 aylık maaşını. Bundan bana saç nakli olur mu diye. Yani... Aa çok güzel. Olur mu peki? Öyle bir soru var. Hayır öyle bir şey yok işte. Ne yazık ki yok. Hakikaten... Neden yok? İşte doku rejeksiyonu, doku atılımı denilen bir olmaz. Olay var. Dolayısıyla başka birinin saçını siz nakli yani veya eşinden almak isteyenler olabilir. Götürsen olmaz. Olmaz. Hani bunda çok kıl var şundan alın da biraz bana ekin öyle bir şey yok. Doku nakli diye bir şey var. Dokularla. Tabii ki.
Şimdi mesela şu var, bakın güzel. Şunu da söyleyeyim ben size. Mesela insanda bugün biz yüz nakli yapılabiliyor. Türkiye bu konuda gerçekten bir onur sayfası açtı değil mi? Son yıllarda dikkat edin, takip edin arkadaşlarım, evet. meslektaşlarım. Çok güzel başarılar imza attılar ve yüz nakli gerçekleştirdiler başarıyla. Çok. Şimdi nasıl yüz nakli oluyor da bir saç nakli olmuyor bir başkasından diye bir soru hemen akla gelir. Hemen onu söyleyeyim, bakın yüz nakli yapılan olgularda mutlaka onların ömür boyu kullanmaları gereken bir takım immün sistem baskılayıcı ilaçlar vardır. O atılan taş o kurbağaya değebilir. Hani bir atasözü doğru. vardır, hatırlıyor musunuz bize? Doğru. Attığımız taş öküttüğümüz kurbağaya değsin. Yani yaptığımız, verdiğimiz ilaçlar, kullandığımız zahmetler, eziyetler ona değmesi lazım. Saç konusunda bu olamaz. Yani onun için sizin birkaç tane ilacı ömür boyu kullanmanız gerekecek. Bir takım sağlık problemleri, sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla farklı bir konu. Saç nakli başkasından olmaz. Kişinin kendisinden ancak saç nakli yapılabilir. Vallahi helal olsun. Ama ileride tabii çalışmalar devam ediyor. Ne güzel şeyler anlattım bugün. Önümüzdeki süreçte çalışmalar da devam ediyor. Ne olabilir? İnsanın kendi saçından alınarak sayısı artırılabilir kök hücre yöntemleriyle. Örnek veriyorum, bir tane saç nakli alıp, teli alıp, kökü alıp belki onlarca saç teli haline getirilebilir, evet. ve o nakil yapılabilir. Ama önümüzdeki 10 yılların tabii konusu. O da olacak. Evet. Ama saçı olmayan insanların bilimum yerlerinde bir sürü kıllar var. Diyor ki kendisinden, kişinin kendisinden alınan o kıllar en bir şekilde en güzeli ekmeği yapılır. Bu konuda da gerçekten estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş hocam saç ekiminde Türkiye'de ilklerden biri, ilk kliniklerden biri. Teşekkür ediyorum. Rica ne güzel sadarım. Oldu bugün sohbet. Çok teşekkür ederim Sadar. Çok sadarım. Güzel çok oldu. Sağ çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür. Reklamlar. Tamam.